Dijitallar.com'dan herkese merhaba. Ben Serhat Yücel ve bugün oldukça fazla merak edilen konulardan bir tanesini el almak istiyorum. Bunlar bildiğiniz üzere kredi kartı olmadan internet alışveriş yapabilmek için e, ön ödemeli kart dediğimiz kartların kıyaslanması ve aralarından en çok tutulan en paranın başvuru sürecine dair önemli notlarını aktarmak istiyorum. Öncelikle ben 3 kart arasında kıyaslama yapmayı düşünmüyorum. Çünkü Empara bariz hatlarıyla bu 2 karttan Paypal ve Innal karttan belirli çizgileriyle ayrılıyor. Bu yüzden öncelikle Paypal kartla Innal kart arasında bir kıyaslama yapalım ardından 3'ünü değerlendirelim istiyorum. Öncelikle iki kartı da Tansaj, Migros gibi satış noktalarından almanız mümkün. Yine aynı şekilde sitelerinden de isterseniz kartlarınızı alabiliyorsunuz. Şimdi hemen burada bariz bir farklılıklar oluşuyor. Öncelikle Migros ve tansaçtan inal kart aldığınız zaman içine belirli bir miktarda 20 lira gibi bir para ödemeniz gerekiyor. Ayrıca 5 lirada kart parasını ödeyerek 25 lirayla ilk kullanıma başlıyorsunuz. PayPal kartta ise bu durum söz konusu değil. Kartı alırken herhangi bir ücret ödemiyorsunuz. Kartınız yollanıyor ya da oradan alıyorsunuz. İçine yüklediğiniz ilk paradan 5 lira kart ücreti kesiliyor. PayPal kartla sitesi üzerinden aldığınız zaman herhangi bir kargo ücreti ödemiyorsunuz. Inial kartla 4 liralık bir standart kargo ücreti ödüyorsunuz. Hemen aylık ücretlerine gelelim. PayPal kartın aylık 1 lira, İnilal kartın da aylık 1 lira hesap işletim ücreti var. Dolayısıyla her iki kartta yıllık olarak 12 lira hesap işletim ücreti çekiyorlar. Para çekme olayı PayPal kartta ilk baştan veri vardı. İniral karta sonradan geldi. PayPal kartta Teba temeleri üzerinden e, herhangi bir komisyon ödemeden para çekebiliyorsunuz. İniral karttan da ING Bank üzerinden para çekebiliyorsunuz. Diğer bir farklılıkların olduğu nokta ise para yükleme ücretleri. PayPal kartınıza Teba temeleri üzerinden ücretsiz para yollayabiliyorsunuz. Diğer ATM'lerden 5 lira, Migros'lardan 2 lira, PTT üzerinden ise tutarın %1'i gibi bir ücret alıyorlar. Paypal hesabından da kendi Paypal kartınıza para atarken 1 lira işlem ücreti ödüyorsunuz. İnilen karta gelelim. PTT matikler üzerinden ya da ING bank üzerinden ücretsiz bir şekilde para yükleyebiliyorsunuz. Migros'lardan 2 TL, bu kısım her ikisinde de aynı. PTT'den ise tutarın %5'i kadar ödeniyor. Minimum yükleme tutarlarına gelecek olursak PayPal nakit kart için TEBA TML'lerinden 5 TL, Migros'lardan 25 TL, PTT üzerinden de 10 TL minimum yollama tutarı mevcut. İninal karta geçecek olursak PTT Matik üzerinden ya da ING Bank üzerinden 5 TL, Migros üzerinden 25 TL, PTT üzerinden de 10 TL minimum yükleme tutarımız mevcut. Ee, peki para yatırma limitlerine gelelim. Paypal kartta tek seferde 300 TL günde 1000 TL yılda 5000 TL olmak üzere. İninal kartta ise tek seferde 300 TL, toplamda ise yıllık yani 2000 TL bir para yatırma sınırınız bulunuyor. Bu konuda e, yüksek limit kullananlar pek lanetmiyorum ah, İninal kartı tercih etsinler ama hani pek önemli bir kriter bizim için sayılmaz. Bunun haricinde ekleyebileceğimiz fazla bir şey yok. Innal kartı para çekme olayını sonradan geldiğini varsayarsak kafa kafaya gidiyorlar. E, PayPal nakit kartta şöyle bir durum var. PayPal hesabınızla entegre çalıştığı için oldukça kolaylık sağlıyor bu konuda. Yani PayPal nakit PayPal hesabınızdan bu ön ödemeli kartınıza para aktarabiliyorsunuz. Önemli bir durum. Innal kartta böyle bir durum söz konusu değil. E, bu yüzden PayPal kart, PayPal hesabı olanlar için bir kademe daha önemli, daha kullanışlı diyebiliriz. Zaten PayPal kartı kullanabilmek için de PayPal hesabınızın olması gerekiyor. Yani benim burada önerim şunu söyleyebilirim. PayPal kart biraz daha, bir tık daha üstte. O yüzden benim önerim PayPal nakit kart olurdu. Şimdi gelelim en paraya. En parada kart ücreti ödemiyorsunuz. Aylık herhangi bir ücret ödemiyorsunuz. Para çekerken Finans Bank üzerinden herhangi bir işte mücreti ödemiyorsunuz. Aynı şekilde başka ATM'lerden para çekerken de ayda bir kere ücretsiz hiçbir komisyon ödemeden para çekme imkanınız var. Onun haricinde 5 TL'lik bir komisyon alıyorlar diğer kartlarda olduğu gibi. Ama dediğimiz gibi ayda bir kere bile ücretsiz çekim yapabiliyorsunuz. Bu güzel bir şey. Ayrıca dijital kampanyalar bakımından diğer kartlardan oldukça yüksek. Özellikle oyuncu arkadaşlar işine yarayabilecek Steam platformunda aldığınız 50 liraya kadar yapılan alışverişlerinizde 25 lirasını yani %50'sini geri alabiliyorsunuz. Tabii ki alışverişiniz 60 TL tutabilir ya da 50 lira üstünde tutabilir. Bu durumda dolayısıyla sizlere 50 TL'nin yarısı olan 25 TL olarak ödenecektir. 50 TL üzerindeki alışverişleriniz alışverişlerinizde ise 50 TL'nin üstü hesaba katılmıyor. 25 TL olarak alıyorsunuz. Bunu da buradan belirtmiş olayım. Onun haricinde dediğimiz gibi oldukça avantajlı EFT, havale gibi şeylerde işlem ücreti ödememeniz bu bir kere çok önemli bir artı. Yani diğer kartları bir kere burada sülüp süpürüyor. Ee, her bakımdan öyle ne iş, hesap işlediğim ücreti var ne kart ücreti var. Evinize kadar gelip sözleşme imzalatıyorlar. Yani benim bu 3 karttan önerim tabii ki hem dijital avantajlarıyla hem de bu kadar masrafsız olmasıyla 3 kartı baz alacak olursak tabii ki en para diyorum. İsterseniz birazcık başvuru sürecinden bahsedelim. Empara üzerine böylece kafanızdaki soru işaretlerini giderelim. Empara'nın kendi sitesi üzerinden adresinizi, kimlik bilgilerinizi girmeniz gerekiyor. Ayrıca internet bankacılığı için de bir şifre belirlemiş oluyorsunuz. Bu aşamadan sonra onay işlemine geçiyorsunuz ve onay işleminde adresiniz otomatik olarak sisteme tanımlanıyor. Tanımlandıktan sonra adresinizi onaylıyorsanız size en yakın zamanda e, ne zaman arayabileceklerine dair bir bilgi bırakıyorlar. Bu bilgi ilk aranma süresidir ve ne zaman geleceklerini söylüyorlar. Ee, mesela ben hafta sonu cumartesi günü yaptım. Hemen pazartesi günü aranacağım söylendi internet üzerinden. Ee, gerçekten de pazartesi günü arandım. Ertesi gün için müsait olup olmadığımı sordular. Ben de müsaitim dedim ve işte bu şekilde günde belirlemiş olduk. Ertesi gün yani hemen salı günü gelmeden yarım saat önce tekrar arayarak müsait olduğumu, ev dolup olmadığımı sordular. O şekilde tekrardan ona izlediler. Şimdi öncelikle şunu söyleyebilirim. Evinize kadar geliyorlar. Genel elinde bir tablet oluyor genelde. Çünkü kimlik e, fotoğrafınızı çekiyor ve aynı şekilde birkaç yere imza atıyorsunuz. Bu imzayı kopyalaması gerekiyor falan. E, bu yüzden yanlarında bir tablet var. Ayrıca internetten de bilgilerinize bir bakıyor. Başka herhangi bir şey yapılmıyor. Oldukça kısa süren bir işlem. İlk olarak sizlere bir kutu veriyorlar. Hemen onu da resimlerde göstereceğim. Oldukça güzel bir kutusu var. Dış yüzü olarak da böyle bir kutuyla gelmesi her şeyin derli toplu düzende olması bile bir kere bir kaliteli olduğunun göstergesi en başta. Kutuyu açtığımız zaman bankacılıkla ilgili sözleşmelerin yer aldığını görüyoruz. En para kartınızı tabi bu arada temsilci sizlere gösteriyor. Yani çıkmış oluyor aslında. Kutu belirli bir düzene sahip. en paradan kısaca bahseden birkaç tane kataloğu mevcut içinde. Ayrıca katalogları kaldırdığınız zaman oldukça güzel düşünülmüş bir şey görüyoruz. Defter ve kalem hediye ediyorlar. Fakat defter ve kalemin gerçekten kaliteli olduğunu görebiliyorsunuz. Kalemin tutuşu ağırlığı bile oldukça yani metal bir kalem olduğu belli. Yumuşak uçlu kalemlerden bir tanesi. Ne bileyim bu kadar ince düşünmeleri ve gerçekten kaliteli bir iş yapmaları beni oldukça sevindirdi. Yani keşke de daha önce emparaya geçseydim diyebilirim. Süreç oldukça basit. Dediğim gibi sözleşmeye imza atmanız gerekiyor. Ee, Sözleşmenin zaten nüshasını sizlere veriyorlar. Ee, aldığınıza dair imzanızı atıyorsunuz. Kimliğinizin fotokopisi çekiliyor. Tablet üzerinden bilgileriniz kontrol ediliyor ve kartınız size teslim ediliyor. Ee, Bunlar için herhangi bir işlem yapılmıyor ve müşteri temsilcisini isterseniz uğurlayabiliyorsunuz. Ee, ben bugün biraz daha müsait olduğum için kahve ısmarlama fırsatında bulundum. Aynı zamanda konuştuk da ee, şöyle söyleyebilirim. Bir kere EN para temsilcileri e, sürekli değişik yerlerde görev alıyorlarmış. Mesela daha önce Antalya'da görev yapmış, İzmit'te görev yapmış. Bugün de işte İstanbul'a gelmiş bu ay. İstanbul'da çalışıyormuş şu anda. Ee, onlardan biraz bahsetti. Bayan ya da erkek geliyor. Zaten başka bir ihtimal yok. O sizi arıyorlar. Şansınız artık arkadaşlar ne çıkarsa diyorum. Tam merak eder gibisiniz diyor bana da ee, bayan bir temsilci geldi. Bu şekilde konuştuk. İnternet okuduğum kadarıyla fazla konuşuyorlar gibi bir şey duydum ben. Önemli şeylerden bahsetti. 30 saniye bile sürmedi. Aradan soracak bir şeyiniz var mı diye sordu. Ben de yok deyince işlemi kolayca hallettik. Toplamda 5 dakika bile sürmedi bütün işlem. Dolayısıyla herhangi ön yargıda bulunacak bir durum yok. Yani ben Finans Bank'ı bu projesini oldukça fazla beğendiğimi söyleyebilirim. En para kartınıza Finans Banka ATM'leri üzerinden de para yatırabiliyorsunuz. Gene 3D güvenlik Sistem bulunan internet siteleri üzerinden de alışveriş yapabiliyorsunuz. Normal bir kredi kartı gibi ama kredi kartı değil hemen onu da aktaralım. İçerisinde yine e, vadesiz bir hesabınız bulunuyor. Aklınıza takılan başka bir soru varsa video altından yorum yapmayı unutmazsanız seviniriz. Dijitaller.com sitemiz. Videomuzu beğendiyseniz abone olmayı unutmazsanız bir aile teşekkür ederiz. Hepinize iyi günler.